Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte videolarımı nasıl, hangi programlarla çekiyorum, işte hangi programla kaydediyorum, hangi programla editliyorum ya da başka hangi değişik şeyler kullanıyorum. Çok da değişik bir şey kullanmıyorum da bu çok soruldu. Ya çok sorulmadı aslında. Yani bana sanki yüzler diyorum geliyormuş gibi konuşuyorum da. Yani attığınız yorumlarda, özel mesajlarda genellikle işte ne kullanıyorsun, hangi programları kullanıyorsun, bununla mı çekiyorsun, şununla mı çekiyorsun diye bir sürü soru geliyor. Ben de o yüzden size bunun cevabını vermek için bu videoyu hazırlamaya karar verdim. Gördüğünüz gibi uygulamaya tekrar basınca uygulama kendini kapatıyormuş. Ben onu bilmiyordum. İşte Azla kaydediyorum. Burada var. Biri yorum atmış. Buradan şey yapabiliyorsun, işte kayıt başladıktan sonra önce şu ekrana küçük bir şey geliyor. Onu şu an gösteremiyorum. Çünkü kayıttayım şu an. Eğer bunu duraklat dersen duraklatıyorsun. Sonra bilmem artık su içmek istersin, su içersin, tekrar başlarsın falan. Durdur deyince de kaydedilip galeriye kaydediliyor yani. Sonra KineMaster'da editlemek için kullanıyorum. Eğer işte bence editlemek için iyi bir uygulama. Bunların ikisi de pro bu arada. Google'a yazarsanız direkt çıkıyor. Paralı almanıza gerek yok. Sonra KineMaster'la editliyorum. Nasıl editlediğimi görmek isterseniz onunla ilgili ayrı bir video yapabilirim. Onu aşağıya yorum atmayı unutmayın. PixArt'ta da şey yapıyorum. İşte thumbnail'i falan düzenliyorum. Ya da iki fotoğraf falan birleştireceksem burada artıya basıyorsun. Mesela düzen diyorsun. Buradan çıkalım. Buradan işte yapıyorsun. Bunu da nasıl kullanıldığını görmek isterseniz sadece PixArt için bir video yapabilirim. Pinterest benim şey uygulamam. Böyle fikir edinme uygulamam. Burada genellikle İngilizce yazarsanız ki ben mesela şeyi o olay videomu mesela burada görmüştüm şeklini nasıl yapıldığını. Yani buraya istediğiniz her şeyi yazdığınızda diyelim ki mesela modern ev istiyorsunuz. Modern house yazıyorsun mesela. Burada sana güzel mesela şu evimi Skyblock'ta kullanmıştım. Bence çok güzel bir evdi. Burada galiba benim kendim için yaptığım ev de mi vardı? Şu ev de güzelmiş bakın. Böyle ilginç fikirler almak için, güzel şeyler yapmak için mesela market yazalım. Galiba marketi de buradan bakmıştım ben. Genellikle pazar gibi şeyler çıkıyor ama genellikle burada güzel şeyler çıkıyor. Mesela yolda falan da güzel. Şuraya pet yazarsanız pet design da olurdu aslında. Mesela böyle güzel yol dizaynları falan ya bir fikir veriyor en azından. Ben buraya bir Minecraft'ta bir yapı yapacaksam ondan fikir almak için kullanıyorum genellikle Pinterest'te. Ya Google görsellerden çok daha hızlı, güzel. Ya hatta direkt sizi siteye yönlendiren güzel bir site. Bu da YouTube'un aslında bir uygulama falan değil bu. YouTube'un şeyi Chrome tarayıcıdaki masaüstü versiyonu. Ben bunu direkt şey yaptım. Şöyle yani işte Chrome'a YouTube masaüstü uygulaması yazarsanız bu çıkıyor. Ben bunu kaydettim. Şu nasıl iğrenç bir adammış. Buradan işte eğer video yüklemek istersen burada yüklüyorum. Buna basın. Şey oluyor. Nasıl desem? Thumbnail ekleyebiliyorsunuz buradan. Çünkü mobilen ekleyince eklenmiyor. Onun dışında kanal istatistiklerini falan görebiliyorsunuz. Bununla da bir ilgili video isterseniz gene yapabilirim. Böyle istatistikleri nereden okuyor, nereden şey açılıyor, para kazanma nasıl açılıyor falan filan. Bu da böyle bir şey. Burası sadece masaüstünün bir benzeri. Benim video için kullandığım uygulamalar bu kadar. Tekrar söylüyorum. KineMaster'ı incelememi isterseniz nasıl kullanıldığını bildiğim kadarıyla size gösterebilirim. Bunun için de yorum yazın. Like atın. Bana abone olmayı unutmayın. Şimdiden hoşça kalın. Görüşürüz.